Avrupa Birliği ile 2023'ün ikinci yarısında yapıcı bir işbirliği ve diyalog süreci başlattık. Bu noktada Aralık ayı başında yayınladıkları raporda Türkiye ile daha yakın işbirliği yapmak istediklerini konseye tavsiye kararı verdiler. Vize rejimini yumuşatmayı, özellikle iş insanları için, akademisyenler, öğrenciler için hızlandırmayı ve genişletmeyi tavsiye ettiler. Avrupa ve Amerikan iş dünyası, ticaret ve yatırımcıları Türkiye ile daha yakın çalışmak istiyorlar. Yine Rusya ile KEK toplantısını gerçekleştirdik. Ukrayna ile yine işbirliği toplantıları muhatap bakanlarımızla geçen yazın yaptık. Özellikle müteahhitlik sektörümüzde en kısa vadede Ukrayna, Irak ve Suudi Arabistan büyük bizim için fırsatlar vaat ediyor. Onlarla yakın diyaloglarımızı ve işbirliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ile de inşallah önümüzdeki ayın başlarında Türkiye'de görüşmemiz olacak. Fransa bizimle yine JETCO toplantısı yapmak istiyor. İş insanlarıyla Türkiye'ye gelecekler. Slovakya, Çekya ve önümüz hafta İran'la yine KEK toplantılarını gerçekleştireceğiz. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm ile Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum çalışmalarında Ticaret Bakanlığı olarak bakanlıklar arası koordinasyonu yürütüyoruz ve iş dünyası kuruluşları ile olan koordinasyonu yürütüyoruz. Mutabakat eylem planı çalışmalarımız iş dünyası ile yakın bir çalışma ile tamamlanıyor ve sizleri inşallah yeşil mutabakata ve dijital uyuma hazırlayacağız. Evet, değerli arkadaşlar, bütün bu çalışmalarda sizler yanımızdasınız. DEİK Başkanı, yönetimi ve iş konseyleri yanımızda. Sizlere şükran borçluyuz. Birlikte bu çalışmaları başardık. 2024'te de Allah'ın izniyle bütün bu kazanımlarımızı daha yukarılara çoğaltacağız. Bizim basit bir ölçümüz var. Her ay bir önceki yılın aynı ayından daha yükseğe ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz. Hem mal ihracatımızı hem hizmet ihracatımızı saat saat bu verileri takip ediyoruz. Müteahhitlik sektörüyle yakın diyalog içindeyiz. Ankara'da daha 2 hafta önce kendileriyle de toplantımızı yaptık. Zaten Ankara'da da yakın olduğumuz için ve DEİK bünyesinde de işbirliğimiz devam ediyor. Bu ümit veren ülkelere inşallah birlikte seyahatler yapacağız. O kapıları daha fazla ardına kadar açacağız. Çünkü müteahhitlik deyip geçmeyelim. O ülkede bir iş aldığınızda kendi teknisyenlerinizi, mühendislerinizi, işçilerinizi götürebiliyorsunuz. Türkiye'den malzemeler ihraç edebiliyorsunuz o ülkelere. Yani katma değeri çok çok daha yükseliyor, çarpan etkisiyle bunları başarabiliyoruz. Onun için her zaman birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, genel kurul hayırlı uğurlu olsun. İş konseyine seçilen bütün yeni başkanlara, yola devam eden başkanlara ve yürütme kurulu üyelerine en kalbi tebriklerimi sunuyorum. Görevini tamamlayan başkanlar ve yürütme kurulu üyelerine de ülkem, şahsım ve bakanlığımız adına kalbi teşekkürler ediyorum ve onlardan katkılarını esirgememelerini rica ediyorum. Bugün ödül alacak tüm firmaları tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabi olmalı sözünden hareketle DEİK çok güzel bir gelenekle bu ödülleri verecek. İnşallah her ödül kamçılayıcı olur. Sizler hepiniz ülkemizin ticaret elçilerisiniz. Şikayetleriniz, dertleriniz, sıkıntılarınız olduğunda bir telefon kadar yakınız. Her zaman 7/24 sizlere cevap veriyoruz
ve bakanlık olarak bütün bakan yardımcılarım, genel müdürlerim, kurmaylarımızla, yurt dışındaki ticaret ataşelerimiz, ticaret müşavirlerimizle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. 2024 yılının hayırlı, sağlıklı, başarılı bir yıl olmasını Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli konuklar, DEİK Ticari Diploması Ödülleri kaynak geliştirme kategorisinde ödül DEİK faaliyetleri kapsamında en yüksek sponsorluk geliri sağlayan iş konseylerine verilmektedir. Ödülün sahibi A grubunda Türkiye ABD İş Konseyimiz. Ödül almak üzere İş Konseyi Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Burak Talı'yı sahneye davet ediyorum. Türkiye Cezayir İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Muhammed Mesut Toprağı sahneye davet ediyorum. Türkiye İspanya İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi adına Sayın Harika Güral'ı sahneye davet ediyorum. Türkiye Bahreyn İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Bilgün Gürkan'ı sahneye davet ediyorum. Dijital Teknolojiler İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Erdem Erkul'u sahneye davet ediyorum. Türkiye Gürcistan İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Osman Çalışkan'ı sahneye davet ediyorum. Türkiye Çin İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Sayın Tuncer Köklü'yü sahneye davet ediyorum. Türkiye Singapur İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Murat Özyeğen'i sahneye davet ediyorum. Türkiye Hollanda İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkan Vekilimiz Sayın Berna Gözbaşı'nı sahneye davet ediyorum. Türkiye Venezuela İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Ali Galip İlter'i sahneye davet ediyorum. Türkiye Irak İş Konseyimiz ödülün almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Halit Acar'ı sahneye davet ediyorum. Türkiye Avustralya İş Konseyimiz ödül almak üzere İş Konseyi Başkanımız Sayın Steven Young'ı sahneye davet ediyorum. Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde gravür teknikleri dersleri veren gravür sanatçısı Fatih Mika tarafından eserlenen özel gravür tablosu. Gravür tablosu Zümer suresinin 8. ve 9. ayetinden bir kesite yer verilmiştir.